Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok gösterişli güzel bir İğneoyası mevlüt örtümüzün arasındaki çiçeklerimizi tutturulma şeklini göstereceğim arkadaşlar burada videomuzda. Bir de arasında yapmış olduğumuz dağımızın yine videomuzda bunun da yapımını paylaşmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Bunların yapımı birçok farklı yine İğneoyası modellerimiz kanalımıza yüklü arkadaşlar. Oradan bakarak farklı modellerden de yapabilirsiniz. Arkadaşlarım burada motiflerimiz hazır. Ve bunları nasıl ekleyebiliriz? Bunların paylaşımını inşallah hep birlikte yapacağız. Ben çiçeklerimizi ekledim. Bir bölümünde burada bir tanesini sizlere göstermek için burada bıraktım arkadaşlar. Bunu da inşallah beraberce tutturalım. Bakın gayet şık ve gösterişli bir model. Bunların yapımı kanalımızda var arkadaşlar. Bu örtü bir arkadaşımızın örtüsü. Ben de motiflerini eklerken sizlere de yine paylaşmaya çalışacağım inşallah. Bir tane çiçeğini bırakmıştım. Burada nasıl ekliyoruz bunu göstermek istedim. Arkadaşlar bunlar için ben normal suni ipek veyahut da masra da olabilir. Bu içinde kullandığınız ip hangisi ise ondan kullanırsanız iyi olacaktır. Bir de burada aralarını yaparken iki dağımızın arasını yaparken arkadaşlar kullanacağınız çiçeğe göre sayılarını bırakırsanız tam denk gelecektir. Bazı çiçeklerimiz sayıları az veyahut da modelinden farklı olabiliyor. Bakın burada yine çalışmış olduğum bir dağ modeli. Motifi diktikten sonra bunun da tekrar yapımını burada sizlere göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. Bakın bunlar gibi motiflerimizi, bunun yapımı var yine kanalımızda, linkini paylaşacağım. Arasında ölçelim, ona göre aradaki dağlarımızı yaparken mesafelerini ayarlarsak iyi olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah arkadaşlar. Bakın sayabilirsiniz veya iki dağımızı şu şekilde ikiye katlayarak tam ortasına gelen kısmında arkadaşlar ipimizi tutturalım, burada düğümümüzü atalım. Hemen bir yandaki zürafaya tekrar batalım. Bugün motifler tutturmamız arkadaşlar normal altında iğneoyası yapmış olduğumuz iplerle aynı şekilde tutturacağız. Bakın burada bir tane de yan tarafına zürafamızı yaparak bir gözeme yaptım. İsterseniz yapmadan da direkt dikebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlam olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki ipimizi kesiyoruz. Motifleri nasıl diktiysek, renklerini bu şekilde renkli yaptıysak arkadaşlar, diğerleri gibi ayarlayarak yapalım. Örtümüzün tersinden, bakın kırmızı olan çiçeğimizin yaprağını, diğerlerinde yaptığım gibi tam tutuyorum arkadaşlar. Hepsi aynı eşit olmasını istediğim için bu şekilde. İsterseniz hayalet ip de kullanabilirsiniz ama bu şekilde de sağlam oldu. Böyle de yapabilirsiniz. Bakın bu zürafa yaptığım yeri tohumun
tam arkasına gelen yerinden düğümü atarak sabitliyorum arkadaşlar. Eğer bu ortasındaki yapmış olduğunuz tohumları, buradaki tohumları yapmadıysanız tutturduktan sonra da tohumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapraklarımızın arkasında olan iplerden, bakın şurada göstermiş olayım. Tam ortasına gelen iplerden de zürafa yaparak ikisini beraber tutturabilirsiniz. Eğer bu şekil ip denk gelmediyse motifimizin, bakın burada ipimiz denk geliyor, tutturabiliriz. İple örtü arasında her bir zürafamızın içine bir tane zürafamızı alalım. Bir de ipimizi bu şekilde yaparak tutturalım arkadaşlar. Bakın. Motiflerin ortasında uzatılmış olan ipleri örtümüzdeki zürafayla birlikte tutturarak buraya sabitliyoruz. Eğer ipimiz denk gelmiyorsa ortadaki ipimiz iğne oyasındaki, bakın arkadaşlar buradan bir zürafadan alıyorum. Bir de oyamızın hemen ince bir katını arkadan öne geçmeyecek şekilde, bakın arkadaşlar yaklaştırayım. Beyazı öne geçmeyecek şekilde tek katından alıyorum. Bu şekilde yine tutturuyorum. Tekrar göstereyim. Buraya kadar hem zürafamızı yaptık hem tutturduk arkadaşlar. Burada arasından veya bu şekilde yaparak da ortaya kadar dönebiliriz. Tohumun arkasına tekrar düğüm atabilirsiniz arkadaşlar. Daha da sağlam olmasını istiyorsanız. Bakın hiçbir dönme bir şey yapmıyor. Bu şekilde tutturmanız yeterli olacaktır. Sadece bu ortasında güzel sağlam tutturursak. Burada yaprağın arkasında ip denk gelmediği için direkt yaprağımızdaki iğne oyamızın tek katından alarak öne geçirmeden ipimizi, bunu da aynı şekilde tutturacağız inşallah. Bakın arkadaşlar burada dediğimiz gibi tek katını alıyoruz, ipimizi, iğnemizi alıp düğümümüzü atıyoruz. Tekrar bir sonraki zürafamızda yine aynı şekilde bir tane zürafadan aldım. Biraz daha yaklaştırayım arkadaşlar. Öne geçirmeden iğne oyamızın tek katından alıyorum. İpimi iğnemin üzerine alıp bu şekilde tutturuyorum. Bir sonrakinde tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Tek katını aldım. Hem zürafa yapıyoruz hem de yapraklarımızın tutturarak geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, burayı da bu şekilde yaptık. Bakın hiç önden beyaz ipimiz çıkmadı.
ve motifimizi de gayet sağlam olarak tutturmuş olduk arkadaşlar. Burada yine aralardan veyahut da bu şekilde her birinden geçirerek de ortaya geliyoruz. Düğümümüzü atalım. Tekrar burada bir zürafa daha yapıyorum. Ve bu şekilde ipimi sabitledikten sonra arkadaşlarım kesiyoruz ipimizi. Bakın hepsi gayet düzgün oluyor motiflerimizin ve dönme yapmıyor arkadaşlar. Bakın bunlara hiç dönme yapmıyor.